Horasan harcı dediğimiz kısmın içinde tuğla kırıntıları koyuyorlar. Böylece o içindeki şeyi de alıyor, tuzu. Betonda kusma oluyor işte. Bu iyi bir uygulama değil yani. Bu cihazlar olduğunda çıkmıştı. Siz ya. Harputulu Camii miladi olarak 1156-1157 yıllarında Artukoğulları Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırıldığı biliniyor. Yaklaşık 870 yıllık bir yapı. Şimdiye kadar doğal olarak küçük onarımlar geçirdi. Minaresiyle ilgili olarak da bilindiği gibi 3,5 ile 7 dereceye yakın bir açı farkı oluşmuş zamanla. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesi. Elazığ fay hatlarına çok yakın. Son yüzyılda bile 6 üzeri 10'dan fazla depreme maruz kaldık. 2020 yılındaki 6.8 depreminde bu minare yıkılmadı. Son bir ay içerisindeki iki büyük deprem ve artçılarıyla da yine yıkılma söz konusu olmadı. Birkaç yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü minarede estetik restorasyonlar yaptı. Yani statiyle ilgili bir onarım yapılmamıştı. Ama biliyoruz ki aynı kurum 5-6 yıl önce burada rüzgar ve eğilim zaman içerisindeki açılmaları gözlemlemek için 2 yıl boyunca inceleme yapmıştı. Orada da bir herhangi açılmanın olmadığı gözlemlenmişti. Son depremlerle beraber baktığımızda bu kadar dirençli olmasını birkaç unsura bağlamak mümkün. Birincisi Harput'un doğal kütle üzerinde olmasından dolayı yapı tek başına değil de komple kayalarla zeminle hareket ettiği için. İkincisi Horasan harcının kullanılmış olması. Üçüncüsü yapıda bir esneme katsayısının varlığıdır. İçine merdivenlerle çıktığımızda hafif rüzgarda dahi bir esnemesini hissedebiliyoruz. Bu esnemelerle beraber kırılmayı önlediğini düşünüyoruz. Sonuç olarak sağlam zemin, sağlam malzeme, sağlam en boy orantısı ve esneme olduğunda yapıların yıkılmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Zaten bunlar nitelikli zamanda yapılmasaydı yüzlerce, binlerce yıllı dayanan tarihi eserler de günümüze gelmemiş olurdu. Harputulu Camii'nin de altında zamanında su ve rutubet almasın diye pişmiş toprak kümklerle, borularla bir drenaj yapıldığını biliyoruz. Ancak zamanla bunun da tıkandığını tahmin ediyoruz. Zira yer yer rutubet almaya başladığını da görüyoruz. Bununla ilgili olarak bazı birimler Harputulu Camii'nin yeniden incelenip zeminiyle diğer eser kısımlarıyla beraber restorasyon konusunda bir ön çalışma başlattıklarını da biliyorum. Kamuoyuna da anlatmış olalım. Türkiye'de birçok minare kapladığı alan yükseltisi bakımından mimarlık tarihinde çok fazla üzerinde duruluyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi Dünya Kültür Mirası listesinde de olan Edirne Selimiye Camii ve minareleridir. Harputulu Camii gibi Selçuklu döneminde yapılmış birkaç minaremiz daha var. Böyle eğri ve açısı değişmiş. Bu açı zamanla birçok sebeple oluştuğunu tahmin ediyoruz. Ama Pisa Kulesi'nin ortalama 3,5 derece eğriliği dikkate alındığında ki orada bir zemin çökmesi söz konusu olmuş. Harputulu Camii'nin en az 3,5 ile 7 arası bir açı değişimine rağmen hala ayakta oluşu biraz şaşırtıcı. Biraz önce söylediğim gibi bu malzeme sağlamlığına ve
zeminin sağlam olarak yapının birlikte hareket etmesine bağlıyoruz. Ama ne olursa olsun Arputulu Camii ile ilgili de yeni bilgiler ışığında, yeni araştırmalar ışığında belki yeni projeler, restorasyon projeleri de yapmamız gerekecek. Horasan Harcı dediğimiz yanmış kerecin içerisine kum çakılın dışında kiremit tozu ya da tuğla tozunun katılmasıyla elde ediliyor. Bunun özelliği şu, kum ve çakılın içerisindeki tuz miktarını emdiği için o birlikte salımını önlüyor ve birlikte hareket etmesi sağlıyor. Daha sağlamlaşıyor. Hatta Horasan Harcı'nın bir özelliği zamanla daha da sertleşmesi. Yani ilk yapıldığı yüzyılda sağlamlığı daha, direnci daha iyi değilken zaman içerisinde bu tuzu emmesinden dolayı daha da sağlam hale geliyor. Zaten günümüze gelen tarihi eserlerin çok büyük bir kısmının ham maddesi, ana malzemesi tuğla ya da taş olabilir. Harcının Horasan harcından yapılmış olması. Sinan'ın, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bazı yapıların bu harçları analiz edildiğinde Horasan harcına ek olarak işte soğan kabuğu ve süt katıldığı da ortaya çıktı. Bu da o harcın özelliğini daha da güçlendiriyor. Bunlar zaten çeşitli araştırmalarla da belgesellere de yansıdı.